Sevgili izleyiciler, Ankara Politikalar Merkezi'nin meslek büyükleriyle söyleşi programının üçüncüsünü bugün bakanlığımızın çok değerli mensuplarından emekli büyükelçi Ali Hikmet Alp ile gerçekleştireceğiz. Kendisi bizim bakanlığın koridorlarının deyimiyle sefiri kebirlerden son örnek lerden biri olarak söyleyebiliriz. Ben de kendisiyle 3 defa mahiyetinde çalıştım. Patronum oldu. Bununla da gurur duyuyorum. İlk kariyerime onun yanında başlamıştım. Sonra Hindistan'da ilk büyükelçim oldu. Daha sonraki yıllarda da AGİT daimi temsilcisiyken yardımcılığını yaptım. Hakikaten uluslararası toplantılarda arkasında oturmaktan her zaman iftihar ettiğimiz bir büyüğümüzdür. İlk büyükelçiliği Hindistan'dı. Daha sonra Belgrad'da büyükelçilik yaptı. Ve AGİT daimi temsilcisi olarak da uzun yıllar çalıştı. Balkan koordinatörüydü. Bakanlıkta emekli olduk. Sonra ben bu kısa takdimden sonra mülakata başlamak istiyorum. Sayın Büyükelçim, hoş geldiniz. Sizin özgeçmişinizi izlediğimizde herhangi bir kolejden veya yurt dışından mezun olmadığınızı görüyoruz. Ama buna rağmen 3 lisan biliyorsunuz. İngilizce, Fransızca, İtalyanca. Tabiri caizse self-made büyük bir diplomat. Biraz bu lisanları nasıl öğrendiniz? Orta öğretiminizi nerede tamamladınız? Bunlardan başlayarak sohbete girersek herhalde uygun olur. Peki. Azam, çok teşekkürler. Şöyle başlayayım. Eğer benim yanımda 3 defa çalışmış olan bir meslek memuru hala benden memnuniyet izhar ediyorsa gerçekten benim için de iftihar edilebilecek bir durum. Onun için teşekkür ederim. Eğer geçmişimize gelince, belki biliyorsunuz ben Bigalıyım. Çanakkale'nin Bigal kazası. 1932 yılında doğdum. Biraz şeyi o şeylerimiz karışık. Çünkü babam Ezine'de Ziraat Bankası'nda memurdu. Oradan Malatya'ya tayin oldu. Maalesef 1938 yılında Malatya'da vefat etti. Ben o zaman 6 yaşındaydım. Vefat edince tabii memleketimiz olan Biga'ya döndük. Böyle uyku halinde bir kasabaydı. Güzel, tam tabiatın ortasında. Bir tarafta dağ, öbür tarafta ova, ağaçlık, güzel. Çocukluğum o bakımdan çok iyi geçti. Fakat maddi bakımdan biraz sıkıntılıydı. Çünkü babam 15 senelik hizmetini doldurmadığı için Ziraat Bankası'nda bir anneme maaş vermediler. Biraz ikramiye aldık. Allah'tan arazilerimiz vardı. Mesela bütün sebzemiz köydeki sebze bahçesinden gelirdi. Buğdayımız tarladan gelirdi. Biz sadece et alırdık. Hatta ekmek dahi yapmazdık. Şimdi benim hayatımda önemli olan olay burada bir komşumuzun kitap okumaya düşkün olması ve abilerimden bir abimin de edebiyata meraklı olmasıydı. Ben o sayede o yaşta, yani ortaokul çağlarında, hatta ilkokul çağında kitaplara ulaşabildim. Hatırlıyorum mesela bir kere defasında hasta olmuştum. 15-20 gün kadar evde yattım. O süre zarfında Hayat Ansiklopedisi diye bir ansiklopedi vardı. Onu baştan aşağı okuduğumu hatırlıyorum. Lisan meselesine gelince bu da enteresan. Bir gün okulda, ortaokulda, zannederim 3. sınıftaydık.
Matematik öğretmenimiz, o da asil öğretmen değildi, yedek öğretmendi ama çok kıymetli bir gençti. Ben dedi Fransızca öğrenmek istiyorum. Benimle çalışmak isteyen varsa parmak kaldırsın dedi. Ben de hiç Fransızca derslerinden hoşlanmazdım aslında. Ama şeytan dürttü herhalde, parmak kaldırdım. 5-6 kişi arasında beni ve bir arkadaşı seçti. Dedi ki siz kalın şeyden sonra, dersten sonra. Dersten sonra kaldık. Bu elinde bir kitap. Sonradan o Berlitz metodu kitabını olduğunu öğrendim, gördüm. Bize şöyle başladı. Ben dedi şimdi buradan bir cümle okuyacağım. Siz tekrarlayacaksınız. Eğer dedi ikinci okuyuşumda yanlış yaparsanız bir tokat yiyeceksiniz. Şimdi tabii biz tokadı falan hiç hesaplamamıştık ama sesimizi çıkarmadık. Metin İtevardı, matematik hocası. Doğrusu ben bir tokat yedim bir kere. Öbür arkadaş birkaç tokat yediği için pes etti, sınıfta bıraktı şeyleri, dersleri. Fakat tuhaftır, yani çok hoş bir şey aslında. 3 ay sonra ben bayağı Fransızca konuşmaya başladım. Tabii böyle entelektüel konuşma kelimeleri aldım, konuşuyordum. Buradan beni merak sardı. O tarihlerde elimize pek böyle yabancı dilden metin falan geçmiyordu. Yoktu öyle şeyler, yani bir kadar hiç yoktu. Gazete bile bir gün sonra gelirdi zaten. Şeyde Cumhuriyet Gazetesi'nde o tarihlerde bazı günlerde bir nüshasında bazı makaleler Fransızca ve Türkçe olarak çıkardı. Ben mesela Fransızcasını alır, Türkçe'ye çevirir, onunla karşılaştırırdım ne derecede yapabiliyor muyum diye. Sonra da tersinden Türkçe'ye alır, Fransızca'ya çevirip bakardım. Bu şekilde kendi kendime epey ilerlettim. Arkasından işte ortaokulu bitirdik. Ortaokulu bitirince tabii nasıl tahsile devam edeceğiz? Ciddi bir durum var. Çünkü Biga'da sadece ortaokul var. Lise falan yok. Allah'tan o sırada eniştem felsefe hocasıydı. İşte Malatya'da felsefe hocalığına tayin oldu. Oraya gönderdiler beni. Malatya'da bir sene okudum. Orada da iyi Fransızca hocaları vardı. Doğrusu teşvik ettiler. Benimle yani özel şekilde aile ilgilendiler diyemeyeceğim ama bir takım tavsiyelerde bulundular ve devam ettirdim bunu. Bir sene sonra parasız yatılı deli mezunu denen eskiden imtihana girdim. Beni kazandım, Balıkesir Lisesi'ne verdiler. Balıkesir Lisesi'nde de yatılıyız. İşte gayet iyi bir liseydi o tarihlerde, şimdi bilmiyorum tabii. Gene orada da Fransızca hocamız çok iyi bir hocaydı. Tavsiyelerde bulundular. 2 sene orada okudum. İşte başarılı da oldu okumam. Liseden sonra nereye gideceğiz, ne yapacağız meselesi ortaya çıktı. Çünkü açıkçası ailemin beni üniversite okutacak mani durum yoktu. Hani Biga'dayken yaşantımız normal, orta sınıf oldukça iyiydi ama o masraflara karşılayacak durum yoktu. Onun için yeni bir şey bulmak lazımdı. Ben araştırdım. Burs bulmak son derece zor o tarihlerde. İşte böyle Sümer Bank'tır, Maden Tetkik Arama Enstitüsü falan bu gibi müesseseler senede birkaç tane burs veriyorlar ama böyle benim almamı herhalde çok zor olacak diye düşündüm. İstanbul'da tanıdıklarımız, annemin daha aile arkadaşları vardı. Bir aile, Profesör Türkay Atöy, onun ismini zikredeyim, onun ailesi. Onlara gitmiştik bir vesileyle. Onlar şeyim iyiydi, diplomam çok iyiydi, lise mezuniyet diplomam. Dediler ki böyle en iyisi askeri tıbbiye girersin. Böyle burs meselesi, tahsil meselesi falan da ortaya çıkmaz. Ben de mecburi kabul ettim.
Aslında şimdi söyleyeyim, ben felsefe tahsil etmek istiyordum. Ama enişten felsefe hocası bana şöyle dedi, vallahi dedi istersen felsefe tahsil et. Ama dedi neticede ancak öğretmen olursun, işte benim de halimi görüyorsun dedi. Eğer çok iyi vaziyette görüyorsan beni git sen de dedi felsefe hocası ol. Tabii ondan vazgeçtik, tıp fakültesine gittim, yazıldım. Fakat içimde hep bir rahatsızlık. Yani tıp fakültesi, ben açıkçası doktor olmak istemiyorum. Yani kendimi hazırlamamışım ve pek hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Birisi dedi ki siyasal bilgiler fakültesi var. Gene Biga'da orada okuyan, siyasal bilgilerde okuyan bir genç. Ve maalesef o kaymakam falan oldu, sonra vefat etti. Tabii iyi haberler. Eğer siyasal bilgiler fakültesini burslu olarak kazanabilirsem işte artık sıyırdık demektir. Nitekim şeye girdim. Siyasal bilgiler fakültesi imtihanlarına girdim ve burslu olarak kazandım. Hatta işin tuhafı Fransızca'dan da birinci olarak kazandım. Onun için bazı Bravo. kolejde arkadaşlarım beni pek sevmezlerdi. Peki İngilizce ve İtalyancayı meslek hayatınız sırasında mı öğrendiniz? İngilizceyi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir İngilizce dersimiz vardı. Tabii onun yardımı oldu. Bir de eşimin çok yardımı oldu. Çünkü eşim babası Kanada'da ateşi militerlik yapmıştı. O tarihlerde işte ortaokulu lisenin büyük bir kısmını Kanada'da okumuş. İyi İngilizce biliyor. İkide bir de işte sorardım. Bir de yardımlaşırdık. Bu şekilde İngilizceyi ilerlettim. Tabii en fazla okuyarak şey yaptım, ilerlettim. Çünkü şeylerden, kitap okuyaraktan. Günde, yani haftada 5-6 saat İngilizce dersiyle İngilizce öğrenilmez. Biraz merak meselesi. İtalya'da öğrendim çünkü İtalya'da 4 sene kaldım. İkinci katip olarak gittim. Hatta başka imtihanını da orada verdim. Fransızca'nın büyük yardımı oldu. Çok benzeyen, yani sentaks, gramer bakımından, temelleri bakımından İtalyanca Fransızca'ya çok benzeşir. Hatta işte orada otomobil kullanmasını da şeyde öğrendim, İtalya'da öğrendim. Bir gün asansörde eşime bir İtalyan komşu, İtalyan kocanızdan memnun musunuz demiş. Çünkü İtalyancamdan ziyade otomobil sürüşüm dolayısıyla beni İtalyana benzetmişler. Valla sizin bu lisana kabiliyetiniz, lisanın üzerine gitmeniz tüm genç diplomatlara da örnek olmalı. Bakanlıkta siz aynı zamanda sadece bakanlık demeyeyim, belki de dünyada Agit'i en iyi bilenlerdensiniz. Geçen yıl bir Agit toplantısına göndermişti beni bakanlık. Bu güvenlik ve işbirliği forumu toplantısında bir konuşma yaptım. Sonra oradaki daimi temsilcimiz bir öğlen yemeği verdi sağ olsun. O yemeğe de işte böyle çeşitli ülkelerden daimi temsilciler katılmış. Bir tane Belçikalı, şimdi ismini de hatırlamıyorum. İşte Türk falan deyince Ambassador Art ne yapıyor dedi. Yani Akka müzakerelerinden hatırladı sizi. Neresinden baksanız bir 30 yıl geçmiş. Hala ismen biliyor. Yani Agit'te çok iyi bir isminiz var. Bu hala da devam ediyor. Akka müzakerelerinde Akka Türkiye'nin büyük kazanım sağladığı bir anlaşmadır. Bu alan dışı olsun, kanat düzenlemesi olsun. Hatta karşınızdaki Yunan sefirinin Akka kabul edildikten sonra emekli edildiği söylenir. Ne derece doğru bilmiyorum. Bu Agit'te ilginiz nasıl başladı? Biraz Agit'ten bahsedebilir misiniz bugün geldiği durum? Agit başladığı zamanlarda yani 1972-73 yılları ben bakanlıkta bulunduğum sıralarda en fazla NATO dairesinde o zaman Uluslararası Güvenlik İlişkileri Genel Müdürlüğü yoktu. Anladım. NATO Genel Müdürlüğü vardı. NATO Genel Müdürlüğü'nde ve arkasından da Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü'nde çalıştım.
Bu ilk kısmında NATO Genel Müdürlüğü'nün sahasındaydı. Arkasından siyaset planlamaya verdiler. Oktan Çan kardeş genel müdürümüzdü. Rahmetli, kendisini de çok severim, çok takdir ederim. Pek böyle şeyli, cakalı bir iş değildi diyelim o tarihlerde. Ben de başkatiptim. Başkatip olarak bana verdiler bunun takibini. Ve bir nevi ister istemez ihtisaslaştık. Yani dokümanları okuyoruz, telgrafları okuyoruz. Arkasından işte yavaş yavaş toplantılar başlıyor. Belki yani bu uluslararası toplantılara girme ve idare etme alışkanlığını nereden edindiniz diye sorabilirsiniz. Beni Roma'ya tayin ettikleri zaman FAO ve NATO PIBES diye bir komite vardı. O komitenin içinde temsilci diye tayin ettiler. Kararnamem öyle çıktı. Ve şeyler Güneydoğu Avrupa ülkeleri, işte Yunanistan, İtalya, Türkiye, bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri her ay toplantılar olurdu. İlk defa orada uluslararası toplantı adabı nedir? İnsanlar, yani katılımcılar nelere dikkat etmelidir? Bu arada tecrübe sahibi oldum. Ve arkasından bunu tabii AİT'teki toplantılar başlayınca orada yabancılık çekmedim pek. Ve bütün şeylerine, her şey istişarelerine itibaren toplantıların büyük çoğunluğuna katıldım. Tabii Helsinki istişarelerinde her zamanki gibi Türkiye iki kızgın taşın arasında diyelim. Böyle güçlü durumlardaydık. Yani birincisi bu uluslararası ilişkilerde riayet edilmesi gereken ilkeler diye bir beyanname hazırlanıyordu. İşte oradaki prensipler. Böyle 10 tane prensip, bize üniversitede öyle şeyler okumadık doğrusu. Sonradan yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Yani bir taraftan Ruslarla fazla didişmeden müttefikler şeyinde, hattında kalarak bunların arasından menfaatlerinizi koruyarak çıkabilmek. Yani pek kolay değildi. Çünkü zaman zaman Rus ve Batılı menfaatleri çatışıyor. Özellikle Batılıların ve belki de bundan daha önemlisi sınırların ihlal edilmezliği prensibi. Ruslar, tabii eski Sovyetler Birliği politikasına uygun olarak sınırların kesinlikle değişmemesini savunuyorlar. Batı bunun aksini savunuyor ama bunu o şekilde yazmak lazım ki gerek hem Sovyetler hem de diğerleri kabul edebilsinler. Yani ortada Almanya'nın durumu var. Bu bakımdan hem çetin hem bir bakıma öğretici durumlar vardı. Üstelik bir de biz bir temadiyen Kıbrıs meselesinde Kıbrıs delegasyonuyla ve bir ölçüde de Yunan delegasyonuyla daimi çatışma halindeydik. Bunları yapabildik. Fakat sonraki devirlerde bu silahsızlanma, daha doğrusu silahların kontrolü müzakereleri de yapılmaya başlandı. O zaman AİT'te konferansta pek ilgisi yoktu. Ayrı olarak devam etti. Ve hiçbir şeylerimiz, müttefiklerimiz personel üzerinden gitmeye kalkıştılar. Silahların kontrolünden ziyade personelin kontrolü. Ve siyasi şartlar müsait değildi tabii. Brejnev devrinden sonra yavaş yavaş açılmaya başladı. Ve biz son devirdeki, yani Akka Anlaşması dediğimiz anlaşmanın müzakereleri sırasında Türkiye stratejik önemi dolayısıyla da ortada. Yani bir taraftan NATO üyesisiniz, güzel. Yalnız NATO'nun yapacağı teklifler arasında yahut alacağı pozisyonlar arasında ülkemizin menfaatlerinin
ne derecede kullanılması ve korunacağı önem arz ediyor. Zira herkes Almanya mesela Avrupa ve Merkezi Avrupa'dan kuvvet çekimleri üzerine yoğunlaşıyorlar. Şimdi eğer bu faraziyeye göre giderseniz Ruslar Orta Ordu'dan çektikleri kuvvetleri nereye götürecekler? Bir geriye Asya'nın içerilerine doğru çekmeleri ki bunu yapmak istemezler. Çünkü o zaman kendileri için tehdit ettikleri bölgeden uzaklaştırmış olacaklar kuvvetlerini. Yahut da kuzeye veya güneye doğru çevirmek, döndürmeleri. Onun için biz Norveç'le birlikte kanatlar meselesi diye bir şey ortaya attık. Avrupalı'nın çoğunluğu Merkezi Avrupa üzerinde ona vurgu yaparken, isra ederken biz de kanatların üzerine bir ağırlık gelmemesi ve denge sağlanması görüşünü ortaya attık. Ve sanırım bunu çok önemli derecede gerçekleştirdik. Mesela ben o tarihlerde başladığı zaman konferans, biz AGİK'te daimi temsilciydim ben. Yani zaten daimi temsilcilik yoktu. Sonradan şey yapıldı. Akkum deniliyordu o zaman galiba. Evet, Akkum deniyordu Türkçe olarak. NATO'da yürütülüyor. Batı'nın pozisyonlarını oluşturması için yapılan müzakereler. Biz AGİT'le ilgisi olmadığı için bunlardan da habersizdik. Böyle tuhaf şeyler de oldu. Beni heyet başkanı tayin ettiler ve işte arkasından daimi temsilcilik açıldı. Çünkü hem konferans 3 sene falan devam edecek, genişliyor. Hem de bu silahların kontrolü müzakereleri başlayacak. Beni tayin ettiler gerçi ama ben bu konularda hiçbir şey bilmiyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bir akşam siz şeyden bahsettiniz, Belçika temsilcisinden. Ben de Lüksemburg temsilcisinden bahsedeyim. NATO delegasyonları haftada iki defa o tarihte, yani sonradan oldu onu gayet iyi bilirsin, istişare toplantıları yapıyorlar. Şimdi ilk pozisyonlarımızı açacağız. İstişare toplantıları yapılıyor. Fakat bir de baktık ki Türkiye ile Yunanistan ve diğerler arasında yine bir mesele var. Mesele de şundan çıkıyor. Ülkelerin alabilecekleri silah kotaları var. Diyelim ki Türkiye bu anlaşma sonunda ancak azami 4000 tank tutabilecek. Bütün ülkeler için, yani önce iki pakt için, arkasından da ülkeler için kotalar tespit ediliyor. Kota paylaşılıyor. Şimdi Türkiye'nin kotası üzerinde anlaşmazlık olmuş. Bizimkiler 260 kota fazla istiyorlar. İşte Yunanlılar itiraz ediyor. O yüzden anlaşma olmadığı için bizim tarafa intikal etti. Ben arkadaşlarla Genelkurmay temsilcisi de şeyde arkada oturuyorlar. Ben de masada oturuyorum. Yani evliyatını bilmediğim için işte dayatıyoruz. Saat 2 oldu. İşaret ediyorum, ya gelin siz birazcık anlatın nedir bu mesele falan diye işaret ediyorlar. Ben çok çok iyi, sen devam et diyorlar. Neyse, sonunda Amerikan temsilcisi dedi ki ya bu işi bitirmek için dedi ben Amerikan kotasından 260 tank veriyorum Türkiye'ye dedi. Tabii çok sevindik. Ben özellikle sevindim çünkü 250-260 tankı paraya vurduğunuz zaman çok para ediyor. Dedim ki ya gene bir 20-30 milyon lira kazandık, dolar kazandık galiba dedim. Bana söyledikleri arkadaşların ya ne kazanması dediler. O kota, öyle tank yok bize dediler. Yani Amerika bize tank falan vermeyecek, kota verecek, sayı verecek. Yani böyle şeyle, yani bunu bilmeden girdik ama devam ettirdik. Dediğin gibi o Yunan daimi temsilcisi maalesef şeydi, gayet aklı başında bir insandı.
Bizim şeyde, müzakerelerde ikinci güç problemimiz de Güneydoğu meselesiydi. Güneydoğu meselesi, yani bugünkü bu terörizm falan hikayelerinden değil de, şimdi burada bize komşu olan üç tane ülke var. Suriye, Irak ve İran. Bunlardan hiçbir tanesi uluslararası anlaşmalara bağlı değil. Yani benim elimdeki siyah miktarı ve konuşlandırmam tahdit edilirse, buralardaki aslında biz bir alan ayıraraktan bunun kontrol dışında bırakılmasını sağlamaya çalıştık ve başardık. Burada tabii Ruslarla şeyimiz epey çatışmamız oldu. Yani çatışmamız oldu diyorum ama bir taraftan Rus delegasyonuyla hep şeyimiz dürüst olmuştur münasebetlerimizde. Gene burada da bir fıkra kabiliğinden bir şey anlatayım. Gene böyle bir müzakere ederken Tatarnikov diye bir generalleri var, emekli general. Onunla şey yapıyoruz işte, anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Bu sınır nereden geçecek? Yani kontrolün altı üst bölgelerin, alt ve üst bölgelerin sınırı. Bir şey dikkatimi çekti. Böyle çizgiyi çekiyor Tatarnikov. Şey, bir şehre geldiği zaman o şehrin altından geçiriyor. Sonra devam ediyor, başka bir şehre gene altından geçiriyor. Benim dikkatimi çekti. Neden altından geçiyor da mesela üstünden geçmiyor da ortasından geçmiyor, altından geçiyor. Genelkurmay'a sorduk. Meğer bütün havaalanları güneydeymiş. Adam onları kontrol bölgesine sokmak istiyor. Sonra Tatarnikov'a dedim ki, ya bak dedim, Tatarnikov, sen dedim Tatar var senin şeyin isminde. Kepçeyi bilir misin sen dedim. Kepçe ne demek kepçe? Bilirim dedi. Bak dedim, işte kepçe böyle geliyor dedim. Bak düz geliyor çizgi, aşağı iniyor, bir kepçe oluyor. Öbürüne gidiyor, bir kepçe daha alayım. Neden kepçeliyorsun dedim. Bunların hepsinin yukarıdan geçmesi lazım. Ve şey yaptılar. Yani biraz sohbet falan kabul ettiler. Yunan daimi temsilcisi pek itiraz etmedi bu bizim şeyimize, tezlerimize. Artık bir keresinde artık müzakerelerin sonuna yaklaşıyoruz. Ben de şüphelenmeye başladım. Neden şey yapmıyor, itiraz etmiyor diye. Bir gün böyle harita getirdik şeye, toplantıya. O haritada gösterdik. Bakın dedim, bu çizgiyi böyle bizim şeylerle, Ruslarla mutabık kaldığımız çizgi. Sonradan şey çıkmasın, itilaf çıkmasın. Size açık açık bir kere daha söylüyorum diye. İşte biraz mırın kırın etti falan, itiraz etmedi. Sonra anlaşıldı ki bana söylediği, bana dedi hiçbir zaman açıkça talimat vermediler şeyden de, Atina'dan. İş olup bittikten sonra son derece şey, kerteye geldiği zaman buna itiraz edeceksin diye söylediler dedi. İşte ben de itiraz ettim. Gerçekten itiraz etti. O itiraz ettiği toplantıda da Portekiz daimi temsilcisi vardı. Çok efendi bir zattı. Şeye itiraz edince Yunan temsilcisi, ya dedi, burada Türkler dedi, 6 aydan beri söylüyor bunu dedi. Ruslar dedi mutabık kaldık diyordu. Siz de itiraz etmediniz. Şimdi kalkıyorsun dedi. Bir de son dakikada itiraz çıkartıp problem çıkartıyorsun dedi. Bu anlaşma nasıl yapılacak dedi aşağı adama. Fakat önce Yunan temsilcisinden önce bu adamcağızı da aldılar. Çekoslovakya'ya büyük elçi tayin ettiler. Yunanlar çünkü Avrupa Birliği, Zartur bilmem ne falan bunları yaptırabiliyorlardı. O şeyi emekli etmediler. Fakat Cezayir'e büyük elçi tayin ettiler. Onun yerine çok tecrübeli büyük elçimiz diye bir zat geldi. İsmi de Petronakis. Bu işi, durumu düzeltmek için gelmiş. Ya anlaşmayı aşağı yukarı Ruslarla biz şeyi pişirmişik, metinden ortaya çıkmış. Yunanlılar geliyor son dakikada bunu düzeltecek. Amerikan daimi temsilcisi yardımcısı vardı, o da büyük elçi. Bir gün bana dedi ki, Ali dedi, şey yapacak mısın, taviz verecek misin dedi.
Ya dedim şeyde yani biz Yunanları çok severiz. Yani gerekirse taviz veririz de yani burada taviz verilecek bir durum yok. Olmuş bitmiş zaten. Ve tabii Petronakis'te yapacak bir şey bulamadı gitti. Fakat bu toplantıda ben dikkatimi çeken bir şey de ki meslek hayatında zannederim önemlidir. Avrupalılar kolaylıkla bu konularda bizi satabileceklerdi. Çünkü Avrupalılar bakana önemli olan Orta Avrupa'daki kuvvet dengesini şey yapmak, Sovyetlere üstünlüğünü dağıtmak, ona ehemmiyet veriyorlar. Abi güneye yığılmış önemli değil, kuzeye yığılmış ama onlar için önemli. Ben geldiğim zaman bir gün gene böyle istişare emekli Alman generali vardı şeyde Alman heyetinde. Şu abim var yardımcı yardımcı ona bir şeyler söyledi. Ben de sordum ne diyor, ne istiyor bu adam dedim. İşte efendim dedi böyle biz Almanlarla dedi toplantı yapıyoruz, yemekler yapılıyor. Almanlar Ruslarla dedi bu konuda aramızda aracılık ediyor. Şimdi benim çok tuhafıma gitti. Ya dedim ne diye biz Ruslar, Almanlar aracılık etsin dedim. Yani mesele varsa biz doğrudan doğruya Ruslarla konuşuruz. Peki dedim yani bu toplantıya gideriz. Yalnız şöyle diyorum aklında olsun. Bir daha çağırırlarsa böyle bir toplantıya gerek görmüyoruz diye söylersin dedim. Nitekim o toplantıya gittik. Ben de hazırlık yaptım. Bizim pozisyonumuz nedir? Gayet açık bir şekilde. Bakın dedim bunlar tahakkuk etmezse bu bir müzakereden çekiliriz dedim. Ve müzakereden çekildiğimiz zaman da istediğimiz silahı istediğimiz yere konuşlandırırız, istediğimiz miktarda. Lütfen dedim ya buna dikkat edelim, buna göre müzakereleri yürütelim. Tabii Almanlar pek hoşlanmadılar ama çünkü ellerinden kontrol gitti. O Alman temsilcisi de benim müzakereleri sonuna kadar hiç sevmemiştir zaten. Ben de kendisini pek sempatik bulmazdım açıkça şey hep söyleyeyim. Böyle idare ettik yani iyi bir anlaşma oldu ama şimdi askıya alındı biliyorsun. Benzer bir Avrupalıların, bu sefer Amerikalıların bizi satması bu 1990'ların sonunda olmuştu. Amerika ile Rusya anlaşarak kanatın haritasını değiştirdiler. Hiç bize de sormadılar. Biz de onun intikamını Ruslarla bir ikili mutabakat yaptık. Amerikalılara haber vermedik. O şekilde karşılıklı bir dengeleme oldu. Sayın Büyükelçim, şimdi bu konulardan ayrılarak siz bakanlıkta hiç müsteşar olmadınız ama gönüllerin müsteşarısınız her zaman. Fakat 2-3 defa müsteşarlıktan döndüğünüzü, hatta bir tanesine canlı şahidiyim. Bir bunları bir anlatır mısınız? Ne zaman müsteşar teklifi geldi, nasıl gerçekleşmedi? Bir de bir soru daha. Müsteşar olmadınız ama galiba 1994'te Mümtaz Soysal bakan olduğunda Can Demir Önhon'la sizi Ankara'ya çağırmıştı. Yani böyle bir müsteşarın yapması gereken büyükelçi kararnamesi, merkez setup'ını falan size yaptırmıştı. Doğru değil mi bu hatırladığım? Evet, doğru hatırlıyorsunuz. Benim zaten yani merkeze dönme zamanım yani çoktan geçmişti. İşte Mülten Soysal, ben Mülten Soysal mülkiyede benden bir sınıf zannederim üstteydi, yukarıdaydı. Onun için böyle yakın arkadaşlığımız falan yoktu. Fakat daha çok birbirimizi kütüphanede görürdük ve işin enteresan tarafı kimsenin okumadığı bazı kitaplar vardı. O kitapları okurduk. Ve şakalaşırdık da yani o kitabı almışsın diye ve ben okuyacaktım falan gibilerde şeyler de yapardı. Zannederim o Hikmet Çetin Bey'in tavsiyesi üzerine o zaman çağırdılar beni. İşte birinizi dediler müsteşar yapacağız. Öbürünüzü de siyasi işler direktörü yapacağız. Peki dedik, işte şunları yapın dediler. Bakın ileride nasıl bir organizasyon olacak benim bakanlığım zamanında diye Mümtaz Soysal söylüyor bunu. Fakat devam etmedi çünkü biliyorsunuz Mümtaz Soysal istifa etti. Biz bir takım hazırlıklar falan hatta toplantılar yapıyorduk.
fazla galiba bunun propagandası da yapıldı, hoş olmadı ama o bizim müsteşarlık hikayesi belki de çok iyi oldu. Ben yani pek istekli değildim. Sonra bir de şey Emre Gönen zamanında Say teklif etmişti galiba. Efendim? Bir de Emre Gönen Say teklif etmişti galiba. Emre Gönen Say, evet, işte o otomobilde beraberdik otomobilde. Onu evet, da yani böyle birazcık gökten düştü. Tabii çok kendisine müteşekkirim. Benim bir böyle bir talebim falan yoktu ama işte onu da olmadı. Yani hükümet içinde anlaşamadılar. O zaman zaten müsteşar vardı. Beyefendi müsteşar dedim, var şimdi şeyde. Yani ben geleceğim de biraz hoş olmaz falan dedim. Yok yok dedi, siz mesele yok dedi. O şey, her şey zamanında olur. Ben dedi Tansu Hanım'ı ikna ederim dedi. Yani olmadı sonra işte. O da siyasi iş durumlardan belki olmadı nedense. İşte İnönü falan bir ara Dışişleri Bakanı'ydım. Onun zamanında olmadı. Hikmet Çekim'in zamanında o da toplantılarda geldiği zaman söyledi. Artık üçüncü defa söyleyince dedim ya beyefendi bunu ciddi ciddi söylüyorsunuz. Ben dedim müsteşar aslında pek olmak istemiyorum dedim. Bana iyilik yapmak istiyorsanız beni Roma'ya büyükelçi tayin edin dedim. Yani şeydiğimiz ikinci katipliğim, baş katipliğime kadar orada bulunmuşum. Hiç daha önce konuşuyorum. Orada emekliliğine gelsin falan diye. Ya yanındakiler döndü. Ya adamı dedi müsteşar tayin etmeye çalışıyoruz. Dedi bize gidip bilmem nereye gönder diyor dedi. Olacak şey değil diye. Şakacı falandır kendisi. Oldu yani böyle üç defa bu şeyler oldu ve tahakkuk etmedi. Herhalde iyi oldu içinde. Sayın Büyükelçim, sizin aynı zamanda hobileriniz olduğunu da biliyorum. Av merakınız vardı ama galiba onu bıraktınız. Bir de tahta oyma. Onu da şöyle bir hikayeyle anlatayım. Ben Hindistan'a ilk gittiğimde, işte sizi tabii Ankara'dan tanıyordum ama eşim tanımıyordu. İşte rezidansa gittik beraber. Siz orada böyle işte spor bir kıyafet, elinizde bir keski, tornavida falan bir şeylerle uğraşıyordunuz. Eşim tanımadı galiba. Ya yani bir de benzetemedi. Siz seslendiniz. Buraya gel, buraya sen, ben, sefir benim diye böyle bir sözünüz olmuştu. Bu tahta oyma merakınız devam ediyor mu? Valla şeyim merakım devam ediyor. Bir de bunun orijinlerine belki vaktimiz varsa inebiliriz. Şimdi babam erken vefat ettiği için annem tabii bizim bütün evi idare ediyordu. Yazları ben boşta kalıyorum. Gerçi bağımız var. İşte bağa gidip gelme falan filan oluyor ama o yeterli olmuyor. Beni bir keresinde böyle şeyden şey yapardık. Eskiden yani hemen savaş sonrası öyle oyuncak falan filan yoktu. Biz kendi oyuncaklarımız, çocuklar kendimizi yapardık. Benim de elimden geliyor tahtadan böyle işte tabancalar yapardım. Yok bilmem oklar şunlar bunlar falan yapardık ve o şeyde oynardık. Sonra bunları görünce annem senin dedi marangozunun yanına vereyim de dedi. Boş dolaşma dedi şeyde. Marangozun yanında çırak verdiler. Marangoz da zannetmiş ki ben hakikaten ileride yani marangoz olmayı düşünüyorum. Böyle bir ay sonra falan baktı. Ben de böyle biraz çelimsizim. Oğlum dedi sen dedi en iyisi okula git oku dedi. Boş ver marangozla dedi. Fakat o şey kaldı bende o merak. Sonra o tahta oymacılığı abimden öğrendim. Onda da o marifet vardı. Hatta burada yakında en son yaptığım küçük bir şey var. Onu size bir şey yapabilirim. Gösterebilirsiniz. Göstereyim. Bilmem görülüyor mu? Biraz kaldırın. Biraz daha yukarı. Biraz daha da yukarı kendinize çekin. Tamam. Vallahi bravo. Biraz işte böyle... Bir sanat iddiası falan yok. Ben sanatkar değilim, zanaatkarım. Bunu yapmak, oymak falan işte ortaya bir şey çıkarmak hoşuma gidiyor. Avcılığı tamamen bıraktım. Biraz da utanç duyuyorum yani. Gittik orada hayvanları öldürdük.
gereksiz yere. Gerçi Hindistan'da çok boldu. Hatta köylülerde gelin işte geyik burun falan filan diye söylerlerdi yasak olduğu halde. Pek İtalyan büyükelçisiyle giderdik her hafta sonu. O da rahmetli oldu şeyde. Gayet iyi bir adamdı. İşte buna ya devam ediyorum şimdi. Sayın Büyükelçim, son bir soru. Anılarınızı yazmayı düşünüyor musunuz? Valla anılarımı yazmak değil de bir bütün halinde belki parça parça enteresan şeyleri yazmak. Yani bunu neşretmek bilmem ne falan çok zor iş. Mesela sizin gibi böyle mühendisler vasıtasıyla oraları yazmak istiyorum. Mesela ikişer, üçer sayfa halinde. Çünkü bakın şeyde bir bu artık ilim haline geldi. Uluslararası ilişkiler ama uluslararası ilişkiler profesörleriyle yahut da araştırmacılarıyla bizim aramızda bir fark var. Biz olayları yaşıyoruz. Olayların içerisindeyiz. Olaylardan tepki alıyoruz ve tepki gösteriyoruz. Hocalar ise olaylar geçtikten sonra kanaat bildiriyorlar yahut da olayları naklediyorlar. Onun için böyle bilimsel iddiasında olmadan gerçek hayatta olanları gelecek nesillere aktarmak, yani hem şey bakımından hoş bir şey, yani duygusallık bakımından da hoş bir şey, hem de belki de öğreticidir. Onun için böyle kısa kısa şeyler hakkında yazmak istiyorum. Birkaç tane yazdım da hatta bizim arkadaşlardan birisine verdim. O şey yapıyor, kullanıyor. Onu biraz geliştireceğim. Mesela enteresan hadiseler oluyor. Ben 1965'te işte Arap-İsrail Savaşı sırasında oradaydım. O tecrübe önemli bir tecrübe. Yani bunu şey yapmak, gelecek nesillere de birazcık duyurmak falan. Yani orada yaşayan insan olarak önemli diye düşünüyorum. Bunları yazmayı düşünüyorum, evet. Ankara Politikalar Merkezi olarak katkılarınızı bekliyoruz. Her zaman yazılarınızı büyük bir zevkle de okuyacağız. Güzel bir söyleşi oldu. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Hepinize sevgiler. Sana ve Ömer kardeşime.